Crisis Remastered Trilogy müthiş Türkçe dublaj ile döneminin ötesinde grafik kalitesi ve doyurucu aksiyon sekansleriyle bilim kurgu aksiyon oyunlarını sevenler için enfes bir first person shooter serisi. 3 oyun tek pakette 47 lira gibi damacanadan ucuz fiyatta. Geçtiğimiz yılın en sevdiğim oyunlarından biriydi Alan Wake 2. Sam Lake'in oyun ve sanat kavramlarını bir araya getirdiği eski Resident Evil ve Silent Hill oyun ekolünü günümüz teknolojilerinin nimetlerini deşercesine kullanan gerilim aksiyon odaklı bir yapım. Alan Wake 2 Deluxe Edition versiyonuyla yani tüm DLC'leriyle beraber gayet uygun bir fiyatta. Normalde Outlast oyunlarını pek sevmem. Böyle kendime embesil bir karakteri kontrol ediyormuşum gibi hissettiriyorlar bana. Fakat Outlast Trials bunu bir nebze de olsa kırabiliyor. İçerisinde mini minnak aksiyon sekansları barındıran yapım 4 kişiye kadar co-op oynama desteğiyle beraber eğlenceli bir korku deneyimi sunabiliyor. Outlast Trials'ı Deluxe versiyonuyla uygun bir fiyata alabiliyorsunuz. Suicide Squad Kill the Justice League dijital deluxe sürümüyle çok uygun bir fiyata düşmüş. Bak aslında bir oyunda hikayeye önem veren ana odağı hikaye olan bir oyuncuya normalde tavsiye edebileceğim bir oyun değil bu. Ama servis oyunlarından hoşlanmıyorsanız dahi bence Deluxe versiyonu 97 liraya düşmüşken mutlaka alınır. Evet, baktığımızda Rocksteady'nin koskoca Batman Arkham serisini bu oyunla birlikte finale erdirmesi oyun dünyasının en saçma kararlarından biri kesinlikle. Ama hakkını yemeyeceğim, gameplay tarafı gerçekten keyifli abi oyunun. Bir de beraber oyun oynamaktan keyif aldığınız bir arkadaş grubuna sahipseniz bence 4 kişi çok eğlenceli, çok hareketli, mizah gücü yüksek sağlam bir oyun oynayabilirsiniz. Alternatif olarak Gotham Knights da deneyim etmeye değer bir fiyata düşmüş ama bunun co-op tarafında bir saçmalık var. En fazla 2 kişiye kadar co-op oynayabiliyorsun oyunu. Normalde bazı co-op oyunlar böyle 2 kişiyle sınırlar co-op mantığını ve bunu saçma bulmam. Ama bu sınırın Gotham Knights gibi 3 kişiye 4 kişiye kadar gayet müsaitlik sunan bir oyuna edilmesi bence saçma. Sponsorumuza değinip devam edeceğiz. LEGOFEST Fortnite'da dahil birçok oyunda ping sorunlarını ve FPS droplarını ortadan kaldıran bir oyun VPN'i. LEGOFEST'i resmi web sitesi üzerinden indirip kaydolduktan sonra açılan pencerede Fortnite bölümünden oyunu boostlayarak tüm ayarları sisteminize en optimal hale getirip oynayabiliyorsunuz. Ayrıca oyunda ping ve lag gibi sorunlar yaşıyorsanız LEGOFEST'in sunucu seçme bölümünden size en yakın bölgeyi seçerek oyunu kıran bu unsurlardan rahatça kurtulabilirsiniz. LEGOFEST sayesinde ülkemizde yasaklanan Discord'da kullanılabilir oluyor. Hem Fortnite'ı boostlayıp hem de aynı anda Discord'u kullanabiliyorsunuz. LEGOFEST'in Fortnite araçları bölümünden oyunun optimizasyonunu korurken en iyi grafik ayarlarını tek tuşla yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda crosshair'ınızı manuel olarak özgürce çok çeşitli bir şekilde tekrar tasarlayabiliyorsunuz. Eğer bir konsol oyuncusuysanız LEGOFEST Box sayesinde PlayStation, Xbox ve Switch konsollarınızda da LEGOFEST'in tüm imkanlarını ayarlanabilirsiniz. LEGOFEST Box satın aldıktan sonra hiçbir kargo ücreti de ödemiyorsunuz. LEGOFEST'i satın almadan önce bir gün ücretsiz kullanabiliyor, memnun kalırsanız da size uygun planı seçip satın alabiliyorsunuz. Mustafa kodunu kullanarak %30 indirimden yararlanmayı unutmayın, link açıklama bölümünde. Hitman World of Assassination Deluxe sürümüyle beraber kaçırılmayacak fiyatta. World of Assassination içerisinde tüm yeni nesil Hitman oyunlarını topluyor. Yani en son çıkan Hitman 1, 2 ve 3'ün tüm görevleri bu pakette yer alıyor. Bir yandan oldukça uzun, diğer bir yandan oldukça kaliteli bir gizlilik aksiyon macera deneyimi yaşayacağınız ve türünün günümüze kadar en başarılı oyun serilerini sunan bu IP'yi mutlaka alın derim abi. Şiddetle tavsiye ediyorum. Allah'ım bu. Assassin's Creed oyunlarında da bence çok güzel indirimler var. Seriyi eski günlerine döndürmeyi hedefleyen ama bunu ne yazık ki sadece görsel tarafta başarabilen Assassin's Creed Mirage Master Assassin Edition sürümüyle fazladan bir 620 lirası olanların alabileceği bir fiyatta bence. Marka bu yapımda geçmişe dönüşün sadece görsel taraftaki başarısını bize sunuyor diyorum. Çünkü evet, atmosfer, ambiyans, renk skalası, ortam ve çevre dizaynı gibi noktalarda baya baya eski Assassin's Creed oyunlarının hissiyatını verebiliyor Mirage. Fakat aksiyon ve düşman yapay zekası tarafında tam bir hayal kırıklığıydı kendisi. Ha şöyle bir şey var, ben oyunun bir açık aksiyona zorunlu sokmadığı sürece gizli hareket etmeyi tercih ettim. Aksiyona girmem gerektiği sahnelerde de gizli suikastlar gerçekleştirerek oynadım oyunu. Yapay zeka ne kadar boktan olsa da oyunun gizliliği bence kötü değildi. Gizlilik odaklı oynayacak bir oyuncuyu da eğlendirebilir Mirage. Ha bak, tek oyunluk bir bütçem vardır, bu oyuna kesinlikle para verme ama fazladan bir 620 liram varsa o zaman değerlendir. Origins, Odyssey ve Valhalla'da da güzel indirimler söz konusu. Assassin's Creed'i çok daha geniş açık dünya yapısı ve RPG elementleriyle tanıştıran, Mısır toplaklarının muazzam atmosferini oyun dünyasına göz alıcı şekilde yansıtan Origins iyi bir oyun, iyi olmasına da ya bunun böyle ana görevde ilerlemek için hani bir level skalası vardır, onun içinde bol can görev yapman gerekir ya, bu zorunludur, onu ben sevmiyorum ve bu oyunda o var. Odyssey bence bu üçlemenin en iyisi. Atina ve Sparta arasında süregelen Peloponnesos savaşının mitolojik tarihini Assassin's Creed temasıyla anlatma fikri de bence çok hoş. Gerçi Valhalla'nın daha iyi olduğunu düşünenler olacaktır ki olabilir aslında, bilmiyorum çünkü Valhalla'da öyle çok uzun bir vakit geçirme fırsatım olmadı. Biraz sıkıcı gelmişti oyun bana, böyle çok ilerleyememiştim, bunalmıştım. Ayrıca Origins ve Odyssey'in bana hissettirmeye başladığı ve Valhalla'dan sonra IP'nin Assassin's Creed mantığından bayağı uzaklaştığına emin olduğum bir gerçeklik de var. Ama fiyat buyken deluxe sürümünün bence kesinlikle alınır. Yakın zamanda ben de oyuna tekrar bir şans vereceğim. Blasphemous dijital deluxe sürümüyle kaçırılmayacak bir fiyata düşmüş. 2D pixel art bir yapım olması size basit bir oyun izlenimi vermesin. Kendisi görebileceğiniz en brutal, en zorlayıcı aksiyon oyunlarından biri olabilir. Ama Souls sevmiyorsanız pek yanaşmayın.
Kontrol Ultimate versiyonuyla mutlaka alınması gereken bir fiyata düşmüş. MMORPG oyunlarıyla aynı evrende geçici kesinleşen Kontrol, telekinezi güçlere sahip bir ana karakterle acayip hızlı olduğumuz uçup kaçtığımız tüm objeleri kontrol ettiğimiz bir third person shooter deneyimi sunuyor. Hikaye tarafı da oldukça kafa karıştırıcı ve sürükleyici bir yapıda. Steel Rising Lies of P'yi sevenler için tam o yapıda bir alternatif. Bayağı gotik bir ambiyansa sahip hoş bir Souls-like, fiyat da gayet uygun. Star Wars Jedi oyunları Uncharted mekanikleriyle Star Wars evrenine girdiğiniz, bana Star Wars oyunlarını sevdiren bir aksiyon macera oyunu serisi. Serinin ilk oyunu Deluxe sürümüyle birlikte tam şiddetle tavsiye etmelik bir fiyata düşmüş. Işın kılıcı kullanma hissiyatını dibine kadar hissettiren başarılı platform ve parkur mekanikleriyle çokça keyif veren bir seri. Jedi Fallen Order bir Padawan'ın Jedi olma yolculuğunu birinci gözden deneyim ettiren serinin ilk oyunu. Serinin ikinci oyunu Jedi Survivor ise ilk oyunun başarılı olduğu her dinamiği korurken her anlamda pozitif yenilikler ekleyen, hikayenin her Jedi'nin yaşadığı o karanlık tarafla yüzleşme noktasına gelen yapımı. Olabildiğince sürükleyici bir devam oyunu kendisi. İmkanı olan mutlaka kütüphaneye assın. Desperados 3 eski strateji oyunu serisi Commandos ekolünü yaşatan, vahşi batı temasına odaklanan, strateji türünden uzak bir oyuncu olan beni bile kendine bağlayan, mutlaka oynanması gerektiğini düşündüğüm bir yapım. Oyun Deluxe sürümüyle beraber bence alınması gereken bir fiyata düşmüş. EA ve BioWare işbirliğinin en iyi ürünlerinden olan Mass Effect serisinin ana üçlemesi cilalanmış halleriyle tek pakette o kadar ucuz ki almayan ıslak havluyla dövüyorlar, öyle diyeyim. Bilim kurgu, aksiyon ve rol yapma öğelerini bir arada tadabileceğiniz en muazzam seri olabilir Mass Effect serisi. Şiddetle tavsiye ediyorum. Allah'ım bu oyunu! Yapma! Lan bu oyunu! Battlefield oyunları arasında en sevdiğim oyun olan Battlefield 1 bence gayet uygun bir fiyata düşmüş. Ama eğer bir konsol sahibiyseniz oyun PSN'de, yani PlayStation Store'da 10 lira, haberiniz olsun. Ha, konsolum yok diyorsan Epic'ten 100 liraya yine alınır. Oyun hem online tarafında hem de muazzam hikaye bölümüyle fiyatının karşılığını her türlü veriyor. 1. Dünya Savaşı'nı konu alan oyunda Türk askerlerinde yer aldığı boğaz düğümleyen bolca bölüme şahitlik edeceksiniz. Battlefield 5 ise daha çok böyle online bölümüyle ön planda olsa da ben hikaye bölümü fena bulmuyorum aslında. 34 liraya düşmüşken de her türlü kütüphaneye atılır bence. Mafia Trilogy paketi ilk Mafia oyununun mükemmel bir şekilde remake'lendiği, sonraki iki oyunun ise göze görülür bir şekilde olmasa da cilalandığı 3 oyunluk harika bir paket. Normalde oyun dünyasında tek bir oyunu dahi 100 liraya bulamayacağımız imkansız olduğu bu devirde 3 oyunu 93 liraya bulduysan abi seve seve alacaksın ya da şiddetli önerime maruz kalacaksın. Şöyle uzun soluklu seçimlerimin oyunun her santimetre kare bazında etkisi olduğu bir RPG yok mu abicim diyorsan var kardeşim. Disco Elysium Türkçe dil desteğiyle beraber hem anlayarak oynayabileceğin hem de hikayeyi her noktada çeşitlendirebileceğin bir rol yapma oyunu, kaçırma. Robocop Rocksteady herkese hitap etmez. Çok eski zamanların arka film serilerindendir. Rocksteady'nin en iyi yaptığı olay ise o eski ambiyans, eski Robocop temallerini birebir koruyarak enfes bir kısmı açık dünyalı, daha çok böyle çizgisel yapıya odaklanan bir first person shooter deneyimi sunması. Oyun içerisinde böyle mini RPG öğeleri, oyunu çeşitlendiren yan görevler, 3 farklı son, yani bu şekilde oyun çeşitlendirebileceğimiz başlıklar da var. Ben oyunu çok büyük bir keyifle oynayıp bitirmiştim. Özellikle vuruş hissiyatı dipçiğine kadar hissedilebiliyor. Oyun Alex Murphy sürümüyle beraber bence alınması gereken bir fiyatta. Oyunu merak ediyorsanız kanalda inceleme videosu da var. Dead Space yapan stüdyonun dağılması ve kendi aralarında tekrar kurulması sonrası yine benzer bir formatta karşımıza çıkardıkları ama farklı mekaniklerle gördüğümüz The Callisto Protocol Digital Deluxe sürümüyle bence çok uygun fiyatta. Özellikle aksiyon tarafıyla Dead Space oyunlarından bayağı bir sıyrılıyor Callisto Protocol. Ayrıca görüp görebileceğiniz en brutal aksiyon oyunlarından biri olabiliyor kendisi. Oyun gerici, kaotik ve korkunç hissettiren bolca bölüm yapısı da içeriyor. Direkt olarak Dead Space remake'ine de bakabilirsiniz bu arada. Oyun dünyasının gördüğü en başarılı remake'lerden biri bence. Orijinal oyunun tüm başarılı mekanik ve dinamikleri korunurken kesintisiz değerleme mantığıyla, yani ara sahne kırpma olayı olmadan bir deneyim tercih edilmiş ki bence çok yakışmış. Ayrıca ana karakterimiz Isaac ilk oyundan farklı olarak burada konuşabiliyor. Bu da oyuncu ve karakter arasındaki bağ sağlam bir şekilde arttırıyor. Dedektiflik oyunlarıyla aranızı ise Kutulu evreninde geçen, içerisinde oldukça başarılı aksiyon sekansları da bulabileceğiniz Türkçe dil destekli The Sinking City Deluxe sürümüyle bayağı uygun fiyatta. Aksiyona girmeyeyim de böyle dedektiflik iyidir diyorsan türünün ünlü ismi Sherlock Holmes'un son oyunu Chapter One yine Türkçe dil desteğiyle değerlendirilmesi gereken bir fiyatta bence. Mount & Blade oyunları her ne kadar yerli ve milli gururlarımız olsalar da ben sevemiyorum abi. Bilmiyorum, böyle bir türlü beğenemiyorum ya, içine giremiyorum Mount & Blade oyunlarının, ama ilgilisi varsa Bannerlord'un dijital Deluxe sürümü bence fena fiyatta değil. Cyberpunk temasına aksiyon, runner ve platform öğeleriyle birleşen hızın rütbe atladığı Gas Runner oyunları üst sürümleriyle kaçırılmayacak fiyatta. Ayrıca direkt Cyberpunk'ın ta kendisi Cyberpunk 2077 ve Phantom Liberty DLC'sinde bence değerlendirilebilir. 4 kişiye kadar co-op oyun deneyimi sunan, yeryüzünün en hızlı platform oyun karakteri Sonic'in en yeni oyunlarından olan Sonic Superstars Deluxe sürümüyle değerlendirilebilir bir fiyatta. Tamam, arkadaşlarla oyun oynama fikri gayet mantıklı da biz daha çok işin böyle aksiyon tarafıyla ilgileniyoruz diyen bir grupsanız alıyorsunuz abi Back 4 Blood'ı Ultimate sürümüyle beraber. Zombilere mermi yağdırıyorsunuz. Zorlu bölümlerde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Mantık güzel ama onun third person'u yok mu diyorsan o da var kardeşim. World War Z aynı mantıkta third person shooter kafasına yine arkadaşlarla mükemmel keyifli bir zombili shooter. Zombi mantığı güzel ama ben bunu tek başıma oynarken de keyif alayım, arkadaşlarımla oynarken
hikayeye de kapılıp gidebileyim, öyle bir şey istiyorum diyorsan vallahi o da var. Dying Light serisinin ilk oyunu tüm DLC paketleriyle beraber uygun fiyatta. Türkçe dil desteği de olan yapım aksiyona, parkura, platforma doyururken oyuncusunu gecesi farklı, gündüzü farklı, muazzam açık dünyasının içinde kaybolma imkanı da tanıyor. Ayrıca oyunun hikaye tarafını 4 kişiye kadar co-op oynayabiliyorsun ama tek başına da mükemmel bir hikaye deneyimi sunar. Watch Dogs oyunlarında güzel indirimler var. Bu IP bir dönem GTA oyunlarına rakip olarak görse de kendine hocam o kadar da değil yorumlarını kabullenmiş bir seri. İçerisinde hackli mekli John Wick misal aksiyon sekansları yaşamalı çok başarılı bir açık dünya aksiyon macera oyunu serisidir. Lego oyunlarını çok seven bir oyuncu olarak Lego Star Wars Skywalker Sega'nın Lego oyun ekolüne kattığı farklılıklar bayağı hoşuma gitmişti. Normalde daha çok izometreye yakın bir kamera açısına sahip olurken Lego oyunları bu yapım sırt kamera açısıyla modern oyun mekanik ve dinamikleriyle oluşan yeni bir Lego oyun deneyimi sunuyor. The Legend of Tiny biraz böyle underrated bir 2D platform aksiyon macera. Aman aman başarılı diyemem bak, ayrı konu ama boş vakitte ya da böyle kafa dağıtmaya ihtiyaç duyduğunda bayağı bayağı akar gider. Dishonored psikopatlıkta sınır tanımayacağınız, Hitman oyunlarında olduğu gibi bölüm yapılarında tamamen özgür ve kendi stratejilerimizle hareket edebileceğimiz bir stealth aksiyon oyunu serisi ama ilk oyunda çok güzel indirim var. Ben de ilk oyunu önermek istedim. Immortals of Avium First Person Mage olarak adlandırdığım bu oyuna büyü sıktığımız ortalamanın bir tık üstü hikaye anlatımıyla elimizi boş bırakmayan, karakterimizin geliştiğini oyun boyunca her anlamda hissettiğimiz bence oldukça sürükleyici bir oyun. Deluxe sürümüyle de indirime girmiş, kaçırmayın. Bu indirimde genelde böyle oyunların üst veya en üst sürümleri indirime girmiş ve fiyatlar çok iyiydi. Ben de normalde indirim videoları yapmıyordum bayağıdır. Yapmayı da düşünmüyordum ama bu fırsatı kaçırmamak istedim. Phoenix oyun paylaşımında hesap sistemi sayesinde uygun fiyata orijinal oyun oynama imkanı sunan bir platform. Steam ve Epic Games gibi bilgisayar oyunları, PlayStation 5 ve PlayStation 4 gibi konsol oyunlarını bu sistem üzerinden çok uygun fiyatlarla oynayabiliyorsunuz. Oyun hesapları birden fazla kişiye teslim ediliyor fakat çevrim dışı modda oynadığınız için save kaybetme, oyundan atma ve benzeri için problem yaşamadan sorunsuzca oyunların hikaye ve kariyer modlarını ömür boyu oynayabiliyorsunuz. Ayrıca Stalker 2 Phoenix oyunda sadece 50 lira. MK Stalker 50 kupon kodu sayesinde oyunu 50 liraya alıp gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Phoenix oyunun linki videonun açıklama bölümünde.